Değerli arkadaşlar, basit makinelerle ilgili video çekimimizi yapacağız. Basit makineler genelde günlük yaşamımızda kullanmış olduğumuz makinelerdir. Özellikle inşaat sektöründe ya da sanayide veya da oto sanayinde gittiğimizde karşılaştığımız makine türlerinden başta gelenler arasında yer alır. Bu genelde günlük yaşamımızdaki işlerimizi daha kolay hale getirmek için bazen de küçük kuvvetlerle büyük işleri yapmak için kullandığımız aletlerdir. Yani buradaki amaç daha küçük bir kuvvetle aynı işi yapma kolaylığını sağlamaktır. Basit makinelerin hepsinde değerli arkadaşlar kuvvetten kazanç olmayabilir. Bazıları da kuvvetin doğrultu ve yönünü değiştirerek bize iş kolaylığı sağlar. Örnek sabit makaralar. Sabit makaralarda kuvvetten kazanç yoktur. Ama kuvvetin doğrultusu ve yönünü değiştirdiği için işimizin daha rahat bir şekilde yürütülmesini sağlamış olur. Kuvvetten kazanç oranında değerli arkadaşlar bu makinelerde yoldan kayıp vardır. Asla enerji ve işten kazanç yoktur. Sadece iş kolaylığı vardır. Bazen biz yükün kuvvete oranını mekanik avantaj olarak da isimlendirebiliyoruz. Dolayısıyla bir yükü daha küçük bir kuvvetle kaldırdığımızda mekanik avantajımız o denli artmış olacak. Yine burada basit makinelerle ilgili problem çözerken prensibini yani kuvvet çarpı kuvvet kolu yük çarpı yük koluna eşittir prensibini burada kullanabiliyoruz. Ve çeşitli makaraları tanımlayacağız. Dişlilere bakacağız. Daha sonra problemlerimizi çözüp bölümü bitirmiş olacağız. Sevgili arkadaşlar, konuyu özetlemeye çalışırsak basit makinelerde dediğim gibi küçük bir kuvvetle daha büyük işleri yapmaya çalıştığımız sistemlerdir basit makineler. Kuvvetten kazanç oranında yoldan kayıp vardır. İş ve enerjide asla kazanç yoktur. Ama bir iş kolaylığı sağlar bize. Kuvvetten kazanç oranında yoldan kayıp vardır değerli arkadaşlar. Basit makinelerin en basitinden başlarsak günlük yaşamımızda karşılaştığımız, özellikle günümüzde parklarda karşılaştığımız kaldıraçlar vardır. Kaldıraçlarda değerli arkadaşlar desteklerin bulunduğu noktalara göre 3 sınıfta toplanabilir. Bunlardan ilki desteğin kuvvetle yük arasında olması. Bu şekilde görüyorsunuz destek noktası yani uygulama noktası burası, yük burada, kuvvet de burada. Burada değerli arkadaşlar kuvvetten kazanç sağlanabilir. Ne zaman kuvvetten kazanç sağlarız? Eğer kuvvet kolu yük kolundan büyükse bu sistemde kuvvetten bir kazanç sağlanmış olur. Kuvvet kolu dediğimiz değerli arkadaşlar kuvvetin uygulandığı noktanın dönme noktasına uzaklığıdır. Yük kolu dediğimiz yükün bulunduğu noktanın dönme noktasına uzaklığıdır. O zaman x y'den büyükse kuvvetten kazanç vardır. X y'ye eşitse kuvvetten kazanç yoktur. X y'den küçük ise kuvvetten kayıp vardır. Günümüzde eşit kolu terazilerde karşılaşırız. Makas destek noktası burası. Kuvvet burada, yük burada. Veyahut da tahterevalli de karşılaşabiliriz. Basit makinelerde değerli arkadaşlar kuvvet kazancı uygulanan kuvvetin cismin ağırlığından küçük olduğu durumlarda vardır. Yani küçük bir kuvvetle büyük işleri ya da büyük kuvvetleri hareket ettirme mekanizmasıdır basit makineler. Basit makinelerde mekanik avantaj veyahut da kuvvet kazancı yükü kuvvete oranıdır. Bu ne kadar büyükse kuvvetten kazancı o kadar büyük olur. Kaldıraçlarda çubuğun ağırlı olması kuvvet kazancını veya kaybını değiştirirken yol kaybını veyahut da kazancını değiştirmez. Yani kuvvet koluyla yük kolunu değiştirmiyor. İdeal ip üzerindeki gerilme her noktasında eşit şiddettedir. İp gerilmeleri nokta veya çift okla gösterilir. İp çift çekerlidir. İtemez. Yani daima kuvvet burada çekicidir. Birincisi destek kaldıraçlardan bir tanesi. Desteğin ortada olmasıydı. İkincisi ise desteğin uçta olması. İşte inşaat arabası buna örnektir. Destek uçta ise arkadaşlar kuvvetten mutlaka kazanç vardır. Çünkü bu durumda x y'den büyüktür. X y'den büyük olduğu için kuvvetten kazanç vardır. Ceviz kıracağı bunlara örnektir. İnşaat arabası bunlara örnektir. Desteğin
Kuvvetin destekle yük arasında olduğu kaldıraçlara bakalım. Kuvvet destekle yük arasında ise değerli arkadaşlar, mesela maşa bunların örneğindedir. Burada kuvvetten kayıp vardır. Cımbız, maşa gibi basit makinelere örnek verebiliriz. Peki kuvvetten kayıp varsa niçin kullanıyoruz bunu? İşten kolaylık vardır. Mesela maşa ile biz etlerimizi çevirirken elimizi yakmamış oluyoruz. Evet, makaralara baktığımız zaman en basit yapılı makara sabit makaradır. Burada sabit makara yükle birlikte hareket etmez. Sadece yük hareketlidir. Kendisi bir eksen etrafında döner. Kuvvetten kazanç yoktur değerli arkadaşlar. Kuvvetin yönünü ve doğrultusunu değiştirerek iş kolaylığı sağlar. Şimdi bizim buradaki ağırlığımız ya da kuvveti bu şekilde alıp ağırlığı şuraya astığımızı düşünelim. Dolayısıyla kuvveti bu şekilde yapıp ağırlık aşağı doğru olduğu için, burada kuvvet yukarı doğru olduğu için kuvvetin yönünü değiştirerek iş kolaylığı sağlıyor. Bazen kuvveti şu şekilde de alabiliriz. Bazen bu şekilde de alabiliriz. Doğrultusunu değiştirerek de yük iş kolaylığı, kuvvet iş kolaylığı sağlamış oluyor. Şimdi değerli arkadaşlar, burada neden kuvvetten kazanç yok? Uygulanan kuvvet daima makara yüzeyine teğettir. Dolayısıyla tork, bizim kuvvet kolumuz şurası çarpı R, yük kolumuz da burası, o da çarpı R. Görüldüğü gibi kuvvet ne kadar büyüklükte ise yük de o kadar büyüklükte olacak. Dediğim gibi burada kuvvetin doğrultusu ve yönünü değiştirerek bir iş kolaylığı sağlıyoruz. Diyelim ki kuvvetle ipi aş kadar çektiğimizde o aşın hepsi bu makarayı döndürmede kullanılır. Dolayısıyla makaranın devir sayısını da şöyle bulabiliriz. 2 pi r çarpı n'den bulabiliriz. Buradaki n devir sayısı oluyor. Hareketli makaralara baktığımız zaman değerli arkadaşlar, hareketli makaralar yükle birlikte hareket eden makaralardır. Burada mutlaka kuvvetten kazanç vardır. Nedeni de şu, ip çekildiğinde, kuvvetle çekildiğinde makara bu nokta etrafında döner. Buraya A noktası diyelim. Dolayısıyla bizim yük kolumuz R ama bizim kuvvet kolumuz 2R'dir. O zaman F çarpı 2R eşittir P çarpı R olduğu için buradan F eşittir P bölü 2'dir. Görüldüğü gibi mekanik avantaj ya da kuvvet kazancı yük bölü kuvvette kuvvet kazancımızın 2 olduğunu görüyorsunuz değerli arkadaşlar. Demek ki kuvvet kazancı yük bölü kuvvettir. Buradan 2 bulduk. Ya da kuvvet kolu bölü yük koludur. Kuvvet koluna bakıyorum 2R, yük koluna bakıyorum R. Oranına tekrar baktığım zaman 2 veriyor. Değişik yollardan mekanik avantajı bulabilirsiniz. Ya da mekanik avantajı şuradan da bulabiliriz. Hareketli makaraya bağlı ip sayısına bakıyorum. Burada hareketli makaraya bağlı 2 tane ip var. İp sayısı burada aynı zamanda kuvvetin kazanç oranını da veriyor. 2 tane ip olduğu için kuvvet kazancını 2 olarak algılayabiliriz. Falangalar ise de sevgili gençler, değişik sayıda sabit makaralar ve hareketli makaralardan oluşur. Yine burada matematiksel bağıntı ezberlemeye gerek yok. Önümüze bir basit makine geldiğinde bu basit makinede kuvvet kazancını veyahut da çekilme miktarını veyahut da devir sayısını nasıl bulacağımızı söyleyeceğiz. Hareketli makaralarda en basit yöntem olarak devir sayısını şöyle buluruz. Şimdi normalde biz kuvveti aş kadar çektiğimizde bu aşın yarısı makarayı döndürmede, diğer yarısı da kütle merkezini yükselmede kullanılır. O zaman aşın yarısı dönmede kullanıldığı için bu makaranın devir sayısını 2 pi r çarpı n'den bulabiliriz. Sabit makarada öyle değildir. Ne kadar çekilirse makaranın dönmesine harcanıyordu. Ama hareketli makarada çekilme miktarının yarısı makaranın kütle merkezini yükseltiyor. Diğer yarısı makaranın bir eksen etrafında dönmesinde harcanıyordu. Ona dikkat etmekte yarar var. Değerli arkadaşlar, uygulama sorularının ilkine bakarsak şekildeki hareketli makarayı P yükü F kuvvetiyle dengeleniyor diyor. F kuvvetinin uygulandığı ip aş kadar çekiliyor diyor. Bu aşı yazabilirsiniz şuraya. Buna göre makaranın tur sayısı
ve yükselme miktarının nelere bağlı olduğunu tespit ederek aşağıda yazınız diyor. Makaranın yükselme miktarı aşa bağlıdır. Çünkü aşın yarısı kütle merkezini yükseltecek, yarısı da devre harcanacak. Bu bağlı. Devir sayısı aşa bağlı. Kuvvet yükselme miktarını ve devir sayısını etkilemez. Yük yükselme miktarını, devir sayısını etkilemez. Makaranın yarıçapı yükselme miktarını, devir sayısını etkilemez. Makaranın ağırlığı yükselme miktarını, devir sayısını etkilemez. Şurada bir küçük düzeltme yapayım değerli arkadaşlar. Devir sayısı makaranın yarıçapına bağlıdır. Neden? Devir için h bölü 2 kullandık. O da eşittir 2 pi r çarpı n dediğim zaman buradaki devir sayısı r'ye bağlı. O zaman bu etkileyecek. Burada sabit makara görülmekte değerli arkadaşlar. Aynı soruyu soruyor. Çekilme miktarı hepsi devir işleminde kullanılacak. O zaman 2 pi r dediğimizde makaranın devir sayısını iki etken belirliyor. Bir, makaranın yarıçapı, iki, yükselme miktarı. O zaman yükün yükselme miktarıyla devir sayısı buna bağlı. Kuvvet yüke bağlı değil, makaranın ağırlığında bağlı değil. Yükün yükselme miktarı yarıçapa bağlı değil ama tur sayısı yarıçapa bağlıydı. O zaman şunları direkt çarpı şeklinde yapabiliriz. Aşağıda ağırlığı önemsiz bağlantı parçaları ve makaralarla kurulan sistemler dengededir. Buna göre sistemlerin kuvvet kazancı nedir diyor. Değerli arkadaşlar, sistemlerin kuvvet kazancı hareketli makaraya bağlanan ip sayısıyla orantılıydı kısa yoldan. Burada ip sayısı 2 olduğu için kuvvet kazancı 2'dir. Burada ip sayısı 3 olduğu için kuvvet kazancı 3'tür. Burada kuvvet sayısı ip sayısı 4 olduğu için 4'tür. Burada 5 olduğu için 5'tir. Buradan da şöyle yaparız bu tür sorularda değerli arkadaşlar. Burası F ise, burası F. İp çekilme miktarlarında makaraların ağırlığı ve sürtmelerin bir önemi yok. F, 2F, 2F, 4F, 4F, şurası 8F yapar. O zaman kuvvet kazancı 8'dir. Kuvvetten kayıp oranında yoldan kazanç vardı. Burası F, burası F, burası F, 3F, 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 burası 9. Buraya geliyorum F, F, 2F, şurası. Şurası F, 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 3F, 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 6F, 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 şurası 6F'ti, şurası 3 ip vardı burada. Şurası 9 değerli arkadaşlar. Burası 9, burası 9, burası 18, burası 6F, etti 22, 2 daha 26, kuvvetten kazanç 26. Burası F, burası F, şurası 2F, burası F, burası F, burası 2F. Toplamı 4F yapar. Kazanç 4 olacak. Kazanım sorularına geçtiğimizde değerli arkadaşlar, kazanım 1, 3. bölümün 1. kazanım problemini çözüyoruz. Ağırlığı önemsiz eşit bölmeli çubuk üzerine şekilde yerleştirilen P ağırlıklı yük F kuvvetindeki büyüklükle dengeleniyor. Desten tepkisi nedir diyor. Desten tepkisini şöyle gösterirsek değerli arkadaşlar, bir pratik yoldan çözeceğim. Bir de normal yoldan çözeceğim. Normalde tork alınarak yapılabilir. Şimdi bu P'yi aradaki mesafeye bölersem P bölü 6 olur. Şimdi bu kuvvet N'ye yakın olduğu için en büyük payı o olmalı. O zaman onu 4 ile çarp, buna veriyorum. 4 P bölü 6, yani 2 P bölü 3 olacak. O zaman bunun değeri 2 P bölü 3 olacak. Kuvvetten kazanç kaçtır diyor. Kuvvete
2 ile çarp vereceğim. 2 P bölü 6 verecek. Kuvvet de P bölü 3'tür. O zaman mekanik avantajı yazarsam yük bölü kuvvet de P bölü 3'ten bu kazanç da 3 olacak. Yükü bulunduğu konumdan h kadar yükseltmek için kuvvetin uygulandığı kolu da 3h kadar çekmek lazım. Çünkü yoldan kayıp olacak kuvvet kazancında, kazancı oranında. İkinci yol da şuydu değerli arkadaşlar. Bu problemi çözmenin ikinci yolu şuydu. Buraya göre tork alırım. P çarpı 1, 2, 3, 4 eşittir. N çarpı 6. Buradan N eşittir. 2P bölü 3 olur. Buradan da bulabilirsiniz. F ile N'in toplamı P'yi verecek. P'yi 2P bölü 3 bulduğumuza göre bu da P bölü 3 olmalıdır. İkinci soruda eşit bölmeli homojen çubuk esnemeyen ip ve P yükü ile şekildeki gibi dengededir. Destek K noktasından ok yönünde kaydırılarak L noktasına kadar getirildiğinde desteğin tepki kuvveti ve ip gerilme kuvveti nasıl değişir diyor. Değerli arkadaşlar, desteğin tepki kuvveti P ile ip gerilmenin toplamına eşit olacaktır. Çünkü desteğin tepkisi yukarı doğru, ip gerilmesiyle P'nin yönü aşağı doğru olacak. Biz desteği sağ tarafa doğru kaydırdığımızda P'nin torku arttığından dolayı ip gerilmesi artacak. Dolayısıyla ip gerilmesi arttığı için destek tepkisi artmış olacak. O zaman T ve P N artmış olacak. İkisi de artar. Üçüncü soruda şekildeki ağırlıksız kaldıraç çubukları F kuvveti ve 150 Newton ağırlığındaki G cismiyle yatay dengededir. F kuvveti nedir diyor. Çubuklar ağırlıksız olduğuna göre 150 Newton ağırlığındaki şurası olduğuna göre o zaman bu 150 hem desteğe hem ipe eşit uzaklıkta olduğu için kısa yolları kullanıyorum değerli arkadaşlar. Yarı yarıya paylaşacaklar. 75 bu, 75 bu. Şu desteğe geldiğimde 75 aşağı doğru, P de aşağı doğru. Tork alırsam 75 çarpı 2 eşittir F çarpı 3'ten. Dolayısıyla F 50 Newton yapmış olur. Destekler üzerine konulan eşit bölmeli düzgün türdeş XY çubukları ve P ağırlıklı cisimler şekildeki gibi dengededir. Buna göre X çubuğunun ağırlığının Y çubuğunun ağırlığının oranı nedir diyor. Bunlar homojen olduğu için ağırlıkları ortaya asacağım. O zaman X çarpı 1 P çarpı 2'ye eşit olacak. X 2P'dir. Burada Y'yi ortaya astım. 2, 4. 2Y eşittir. P çarpı 1 artı 3P olacak. Y de 3P bölü 2 olacak. O zaman X bölü Y oranına bakarsam 4 bölü 3 olur. Basit makineler için kaç tanesi doğrudur diyor. İşten kazanç sağlar. İşten kazanç sağlamaz. İşten kolaylık sağlar. İş yapma kolaylığı sağlar. Zamanda tasarruf sağlar. Örneğin bir çimentoyu sırtınıza yükleyip 5. kata çıkarttığınızda giden zamanla o çimentoyu sabit makarayla çektiğinizde giden zaman aynı değil. Kuvvetten ve yoldan aynı anda kazanç sağlar. Hayır, birisinde kazanç öbüründe kayıp vardır. Kuvvetten kazanç sağlayabilirler. 6. sorumuza baktığımızda değerli arkadaşlar K ve L cisimleriyle eşit bölmeli türdeş çubuk şekildeki gibi dengededir diyor. Hangisi kesinlikle doğrudur diyor. Düzgün cisim olduğu için ağırlığını buraya asa, ağırlıklı olduğunu düşünün. Kesinlikle sorduğu için L çarpı 3 artı G bölü 2 eşittir. K'nın torku 1 gelecek, 2 gelecek, 3K olacak. O zaman K eşittir L artı G bölü 6. Dolayısıyla K'nın kütlesi L'den fazla. Bu doğru. K'nın kütlesi çubuğunkinden fazladır. Eşit de olabilir. Mesela burası K ise K bölü 6 bu tarafa geçir. Olabilir. Bu kesin değil.
L'nin kütlesi çubuğun kütlesinden fazladır. Aynı tarafta olduğu için kesinlik yargısı oluşmaz. Burada yalnız bir doğrudur diyebiliriz. Yedinci soruya baktığımızda eşit bölmeli türdeş çubuk ve ağırlığı önemsiz makaralarla kurulu şekildeki sistem dengededir diyor. Çubuğun ağırlığı kaç P'dir diyor. Çubuk düzgün olduğu için çubuğun ağırlığına G deyip şurası P'dir. Şurası da P makara ağırlıksızdı. P olduğu için burası P bölü 2. O zaman şu ikisinin torku aynı. G çarpı 1 eşittir. P çarpı 1, 2, 3, 4 artı P bölü 2 çarpı 2. Buradan G eşittir. 5P elde edilir. Sekizinci soruya baktığımızda şekildeki düzenekte P yükünü aş kadar yükseltmek için F kuvvetinin uygulandığı ip ne kadar çekilmeli? 1'e 2 oranı vardı. Bunu aş kadar yükseltiyorsak ip 2 aş kadar çekilmelidir. Nereden anlıyoruz? F çarpı torka bakıyorum. 2R dönme noktası burası. Eşittir. P çarpı aç diyelim. Şu kuvvetin yaptığı iş. Bu da potansiyel enerjideki değişim. Enerjiden kazanç olmadığı için bu ikisi birbirine eşit olmalı. Buna şöyle diyeyim. F çarpı Y diyeyim. Bunu arıyoruz. F buradan F 2F. 2F P'ye eşit. O zaman F çarpı Y P yerine 2F yazıyorum. Buradan Y eşittir 2H'ı bulabiliriz. Yani enerji korunumundan da bunu bulabiliriz. 9. soruya geldiğimde ağırlığı 5 N olan makarayla 15 N'lık kuvvet şekildeki gibi dengededir. Buna göre F kuvvetinin büyüklüğü ve ipteki gerilme nedir diyor. Değerli arkadaşlar burası 5 N'sa o 20 yapar. 10 paylaşırlar. Aynı ip üzerindeki gerilmeler işte olacak. Bu 10 olacak. Burası 5 ise burası da 10 olduğu için toplam 25 yapacak. 10. soruya baktığımda P ağırlıklı cisim ile P ağırlıklı K ve L makaralar şekildeki gibi dengede duruyor. Buna göre K makarası ok yönünde bir tur dönecek şekilde çekildiğinde L makarası ne kadar döner? Ağırlıkların ip çekilme miktarlarında bir etkisi yoktu. O zaman bunu aş kadar çektiğimde aşın hepsi dönmeye harcanacak. 2 pi r çarpı 1 diyeceğiz. O zaman bizim aş 2 pi r'ye eşit olacak. Şimdi bura aş kadar çekildiğinde aş bölü 2 kadar harcanmış olacak. Daha demin enerjide gösterdik. Aş bölü 2 4 pi r kare çarpı nl olacak. Burada nl 1 bölü 8 h bölü pi r kare oldu. 2 pi r'ye h dediğimiz zaman şurasını 4, burasını 2 pi r dediğimiz zaman burası 1'i verecek. O zaman devir sayımız 1 bölü 4 olacak. 11. soruya baktığımızda ağırlıkları önemsiz makaralar ile K ve L cisimleri F1 F2 kuvvetleriyle dengededir. F1 ve F2 kuvvetleri eşit miktarda çekildiğinde cisimlerin çekilme miktarlarının oranı nedir diyor. Bunu x kadar çektiğimde bu x bölü 2 kadar gelir. Özür dilerim 2x kadar gelir. Bunu x kadar çektiğimde bu da x bölü 2 kadar yükselir. Çünkü burası F, burası F, burası 2F olacak. Dolayısıyla kazanç 2 olduğu için orada kayıp da 1 bölü 2 olmalı. O zaman oranına baktığım zaman 2x bölü x bölü 2'den oran 4 olacak. Şekildeki sürtünme sistemde makara ağırlıkları ihmal ediliyor. Sistem F kuvvetiyle dengelendiğine göre F kaç P'dir diyor. Değerli arkadaşlar, makara ağırlıkları ihmal edildiği için F, 2F, 2F, 4F, 4 ipteki gerilmeye bakıyorum. Cisme bakıyorum, 2P. Bir de aşağıdaki gerilmeye bakıyorum.
Burası 4P. O zaman burası 2P olmalı. Özür dilerim bir dakika. Şunu şöyle yapalım. Yanlış yerden başladık. Şurası 2P. Şurası 2P değerli arkadaşlar. Şurası 4P. 4P aşağı doğru. 2P aşağı doğru. Şurası 6P. Şurası 3P. Şurası 3P. Şurası 3 bölü 2P. Şurası da 3 bölü 2P. O zaman kuvvet 3 bölü 2 olur. 13. soruya baktığımda P ağırlıklı özdeş makaralar ve 2P ağırlıklı cisimde kurulan şekildeki sistemde F kuvvetinin büyüklüğünü soruyor. Bizim makaraların ağırlığı da P'ye kadar oluyor. O zaman P'yi şuraya yazdığım zaman 3P olur. Her ipe P düşer. Şurası P idi. Şurası 3P olur. Buradan kuvvet sorduğu için kuvvet direkt şu ipe bağlı. O da P olacak. 13. soru. 14. soruya baktığımızda şekildeki sürtünme sisteminde F kuvvetiyle dengededir. Her bir makaranın ağırlığı 2P olduğuna göre diyor. G yükü nedir diyor. F 2P olduğu için şurası da 2P. 2P'de ağırlık var. Burası 6P. O zaman bu ip de 6P. Şurası. Şurası 2P idi. Şurası 2P. O zaman 10P G artı 2P'ye eşit. G buradan 8P yapacak. 15. soruda şekildeki sürtünme sisteminde F kuvvet dengedir. Her bir makaranın ağırlığı P olduğuna göre F kaç P'dir diyor. Burası P ise buraya P, P düşer. Bir P de buradan yine buraya P, P düşer. Bir P de buradan buraya P, buraya P düşer. Dolayısıyla buradan F kuvveti gene P'ye eşit olur. Değerli arkadaşlar genelde denge tipli soruları çözdük makaralarla ilgili olarak. Bu önümüzdeki videoda ise eğik düzleme bakacağız, çıkrığa bakacağız. Biraz onlarla ilgili işlem yapacağız. Tamamen denge ile ilgili bir durum değerli arkadaşlar. Rahat yapabileceğiniz bir konu. Sizlerle tekrar görüşmeyi ümit ediyorum. Süleyman Özmen Instagram adresinden bizi takip edebilirsiniz. Bize sorularınızı iletebilirsiniz. Veyahut da Çap Yayınları'nın Instagram adresinde bize sorularınızı iletebilirsiniz. Hoşça kalın. Tekrar görüşmek dileğimle.